Bütün dünyada, ülkemizde de daha fazla tüp bebek uygulaması yapıldığını biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Bazı İskandinav ülkelerinde sokakta dolaşan nüfusun %6-7'sini tüp bebek çocukları oluşturmakta. Çok büyük rakam bu. Dolayısıyla ülkemizde de giderek artan sayıda gebek alamama durumlarında tüp bebek uygulamalarını görüyoruz. Tabii tüp bebek uygulamalarının sayısı arttıkça burada iki tane husus çok daha ön plana çıkıyor. Biz daha yüksek başarı ve daha yüksek emniyetle bu işleri yapmak istiyoruz. Daha yüksek başarı kapsamında da ben bir klinisyen olmuş olsam bile tüp bebeğin laboratuvarına çok ilgi duyan, esasında laboratuvar tarafında da sertifiye olmuş nadir klinisyenlerden birisi dahi olmuş olsam, tüp bebekte başarı ya da başarısızlığı bir 100 birim olarak düşünecek olursak 80 ve 90'ından esasında laboratuvar uygulamaları sorumlu olmakta başarı ya da başarısızlık açısından. İşin esas alanı laboratuvar o zaman. Esas bizim mutfağımız laboratuvardır. Tabii bu laboratuvarda da bir kere çok yetkin personelin çalışmış olması çok önemli. Yetkin personel. En iyi ekipmanlar. Çünkü ekipmanlarda da zaman içerisinde değişiklikler olabiliyor. Güncel protokoller. Ben tüp bebek özellikle laboratuvarı ve klinik tarafı kapsamında tüm ihtisas alanlarında tıpta bu kadar dinamik olan belki kanserle yani yarışabilir ama dinamik olan herhalde çok az bir ihtisas alanı var. Dolayısıyla tabii ki bu demek değildir ki olan gelişmelerini hemen dün oldu bugün biz de laboratuvarımızı uygulayalım anlamında değil. Onun da tabii basamakları var ama gerçekten güncel olabilmek, hastalara daha yüksek başarı ve daha yüksek emniyetli işlemleri sunabilmek açısından güncel olmuş olmak da burada çok önem arz ediyor.